Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinizden 2. dönem 1. yazılı sorularıyla sizlerle beraberim. Her zamanki gibi videoyu durdurup soruların cevaplarını benden önce yapın. Daha sonra benim yaptıklarımla karşılaştırıp ne kadar doğru yaptığınızı görmüş olursunuz. Hemen başlayalım. Doğru yanlış bölümümüz 1. soru. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miladi 1971 yılında Mekke'de doğmuştur diyor. Yanlış bir cümle çünkü 571 olacaktı. O zaman Y harfini koyalım. 2. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara, en kısa suresi de Kevser suresidir. Doğru bir cümle. D koyalım. 3. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kureyş kabilesinden Haşimoğulları sülalesindendir. Doğru. 4. İlk Müslüman olan kişi Hazreti Peygamber'in yakın arkadaşı Hazreti Ömer'dir diyor. Yanlış bir cümle. Çünkü ilk Müslüman olan Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Hatice annemizdir. 5. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gençliğinde ticaretle uğraşmıştır. Doğru bir cümle. 6. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret edince Kabe'yi inşa etti diyor. Yanlış bir cümle. Çünkü Kabe zaten Mekke'de. 7. Mekkeliler cahiliye döneminde tek Allah'a ibadet ederlerdi. Yanlış bir cümle. Çünkü birçok put vardı. Putlara tapıyorlardı. 8. Müslümanlar Hazreti Peygamber'in doğduğu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlar. Doğru bir cümle. 9. Hazreti Peygamber'in Allah'ın huzuruna yükseltilmesi mucizesine İsra denir. Yanlış. Çünkü Miraç denir. 10. Kur'an peygamberlere vahiy yoluyla peygamberimize olacak. Şurayı şöyle çizelim. Peygambere diyelim şöyle. Evet. Kur'an peygambere vahiy yoluyla indirilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'den bahseden bir cümle. Doğru. Cebrail aleyhisselam tarafından vahiy yoluyla indirilmiştir. 11. Kur'an'da peygamberimizin sözleri de yer alır diyor. Yanlış. Çünkü Kur'an'da Allah'ın sözleri, emirleri yer alır. Peygamberimizin sözleri yer almaz. 12. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babasının ismi Abdullah, annesinin ismi Amine'dir. Doğru. 13. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşında peygamber olmuştur. Doğru. 14. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile dedesi vefat ettikten sonra amcası Ebu Talip ilgilenmiştir. Doğru bir cümle. Ve burayı tamamladık. Boşluk doldurma bölümüne bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcükleri yazarak tamamlayınız diyor. Şimdi sözcükleri şöyle ben yedeği de var. Buradan işaretleyerek gideriz, kaydırırız. 1. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk vahiy nokta nokta gelmiştir. Nerede gelmiştir? Hira mağarasında. Şuradan çizelim ve şuraya yazalım. Hira mağarasında diyelim. 2. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nokta nokta aracılığıyla indirilmiştir. Cebrail aleyhisselam aracılığıyla diyoruz. Cebrail aleyhisselam diyelim. 3. Kur'an-ı Kerim'in 20'şer sayfadan oluşan her bölümüne nokta nokta denir. Cüz diyoruz. Şöyle kaydıralım kağıdımızı. 4. Kur'an-ı Kerim'in her cümlesine nokta nokta denir. Ayet olacak. 5. Nokta nokta eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü olarak söylenir. Yani kelime-i şehadet. Şehadet yazalım. Ve buradan silelim. 6. Nokta nokta La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olarak söylenir. O da kelime-i tevhid olacak. Kelime-i tevhid kelimesini yazdık. Şöyle yine kaydırarak ilerliyorum. 7. sorumuz.
Mekke'de İslam gelmeden önce yaşanan bilgisizlik ve adaletsizlik dönemine nokta nokta dönemi denir. Cahiliye dönemi denir. Cahiliye yazalım. 8. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara muhacir. Medine'deki Müslümanlara ise Ensar olacak. Ensar ismi verilmiştir. Bu şekilde doldurduk. 9. Hazreti Peygamber'in Medine'de inşa ettiği mescide nokta nokta denir. Mescid-i Nebevi veya Mescid-i Nebi olabilir. İkisi de söyleniyor. Mescid-i Nebi veya Mescid-i Nebevi de deniyor. Bu şekilde boşluk bölümünü doldurduk ve bitirdik. C bölümüne bakıyoruz. Aşağıda sol tarafta verilen ifadelerin karşılıklarını sağ taraftaki uygun sözcüklerle eşleştiriniz diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Amine 3 numara. Peygamberimizin dedesi 4 numara Abdülmuttalip. Peygamberimizin amcası Ebu Talip 5 numara. Peygamberimizin eşi Hatice annemiz 1 numara. Ve Peygamberimizin babası 2 numara Abdullah olacak. Bu şekilde eşleştirmiş olduk. Çoktan seçmeli sorularımız 1. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede ve ne zaman doğmuştur? Yine seçeneklere şöyle bir bakın. Ben biraz bekliyorum sizler cevabı bulun önce diye. Cevap kolay. C şıkkında Mekke'de doğdu ve 571 yılında. 2. Aşağıdakilerden hangisi olacaktı burayı unutmuşum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcasından birisi değildir. Ebu Talip, Hamza ve Abbas amcalarıdır. Hazreti Ebu Bekir amcalarından değildir. En yakın dostu, arkadaşıdır. Ve 3 numara aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın gönderildiği dönemde Arabistan'da yaşananlardan değildir? A. Neyse biraz bekleyeyim cevapları siz önce bulun. Ben hemen cevabı söylemeyeyim. Evet, şimdi söyleyeyim. Cevap A şıkkı, kadınlara çok değer veriliyordu diyor. Halbuki Kur'an'ın gönderildiği dönemde, yani Kur'an gelmeden önce kadınlara hiç de değer verilmiyordu. Güçlüler zayıfları eziyordu. İnsanlar putlara tapıyorlardı. Sosyal ve ahlaki sorunlar çoktu. Kadınlara da hiç değer verilmiyordu. Ama burada A şıkkı, burada yaşananlardan değil. 4 numaraya bakalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin annesi nokta nokta ölünce, yani buraya Amine olacak, ismini yazalım. Ölünce dedesi Abdülmuttalip. Abdülmuttalip'in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amcası Ebu Talip olacak. Ebu Talip'in yanında evleninceye kadar kalmıştır. Sırasıyla Amine, Abdülmuttalip ve Ebu Talip oldu. Bakıyoruz cevabımız B şıkkında. Ve bu şekilde yaptık. Şimdi geldik 5. soruya. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Yine biraz bekliyorum. Ve cevabı söylüyorum. Oku. A şıkkı olacak. İkra diye başlayan surenin ilk ayetleri oku. 6. Peygamberimizin gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarıyla ilgili hangisi söylenemez? A. Ticarette dürüsttü. Evet. B. İnsanların kalbini kırardı diyor. Bu söylenemez. Cevap B şıkkı olacak. Masum insanların hakkını savunurdu. Evet. Haksızlıklarla mücadele ederdi. Bu da doğru. 7. Peygamberimizin gençliğiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlenmiştir. Doğru. Erdemliler topluluğuna katılmıştır. Doğru. Ticaretle uğraşmıştır. Peygamberimiz 25 yaşında peygamber olmuştur diyor. Bu cümle yanlış. Çünkü Efendimiz 40 yaşında peygamber olmuştur. 8. Peygamber Efendimiz'e Muhammedül Emin denmesinin sebebi nedir? Yine biraz bekliyorum. Evet, cevap A şıkkı, bu isim böyle denmesinin sebebi güvenilir ve dürüst birisi olduğu için ona bu lakap, bu isim verilmiştir. 9'da bir Türkçe meali olan bir suremiz var.
Yukarıda Türkçe meali verilen sure aşağıdakilerden hangisidir diyor. Okuyalım. Hamd yani övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah'adır. O Rahman ve Rahim'dir. Hesap gününün sahibidir. Yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizleri doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Evet, buradaki meali verilen sure sizler de biliyorsunuzdur. Fatiha suresi olacak. 10. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hangi mesleği yapmıştır? Yine kolay bir soru. Efendimiz ticaretle uğraşmıştır. A şıkkı oluyor. 11. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı diğer ilahi kitaplardan ayıran özelliklerden biri değildir? A. Allah tarafından gönderilen son ilahi kitap olması. Evet, bu Kur'an'a ait bir özelliktir. B. Aslı bozulmadan, şurada yanlışlık var. Şurayı şöyle karalayalım. Aslı bozulmadan indiği şekliyle günümüze kadar ulaşması. Evet. Hiçbir harfi dahi değişmeden ve değişmeyecek olan Kur'an-ı Kerim günümüze kadar bu şekilde korunmuş ve korunacaktır. C. Vahiy yoluyla gönderilmiş olması. Şimdi bu özellik sadece Kur'an-ı Kerim'e ait bir özellik değil. Daha önce gönderilen ilahi kitaplar da vahiy yoluyla gönderilmişti. Bu ortak bir özellik. Tüm insanlara hitap eden evrensel bir kitap olması. Bu da sadece Kur'an-ı Kerim'e ait bir özelliktir. Çünkü diğer gönderilen kitaplar İncil gibi, Tevrat gibi kitaplar belli bir topluluğa gönderilmişti. Ama Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa gönderilmiş bir kitaptır. Cevabımız burada C şıkkı. Bu kadar açıklama yeter sanıyorum. 12. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Miladi 571 yılında Mekke'de doğdu. Doğru. Ticaret ile uğraşan Hazreti Hatice ile evlendi. Miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etti. Doğru. Miladi 632 yılında Mekke'de vefat etti diyor. Burada tarih doğru ama vefat ettiği yer Mekke değil. Peygamber Efendimiz Medine'de vefat etmişti. Burası hatalı. Cevap D şıkkı. 13. Cebrail'den ilk vahiy alan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem heyecanlanarak evine koştu. Bu durumda peygamberimizi endişe etme, üzülme diyerek teselli eden kimdir? Yine biraz bekliyorum. Evet. Hatice, Hazreti Hatice annemizdir, eşidir. Onu teselli eden, endişe etme, üzülme diyen ve cevabımız C şıkkı. 14. İlahi kitaplarla ilgili hangisi söylenemez? A. İlahi kitaplar Allah tarafından gönderilmiştir. Bu doğru. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Bu da doğru. İlahi kitaplar insanı her iki dünyada da mutluluğa ulaştırmayı hedefler. Bu da doğru. Zaten cevap D kaldı. Tüm ilahi kitaplar değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. İşte bu hatalı. Sadece Kur'an-ı Kerim değişmemiştir ve değişmeyecektir. Diğer kitaplar bozulmuş ve değiştirilmiştir insanlar tarafından. 15. Aşağıda 4 kişinin davranışları verilmiştir. Hangisinin güzel ahlaklı olduğunu söyleyebiliriz? A. Mehmet Bey yolda giderken kimseye selam vermez, yerlere tükürür ve çöplerini yere atar, kötü söz kullanır ve her zaman kavga eder, kimseye hoşgörülü davranmaz. Evet, Mehmet Bey güzel ahlaklı değil burada anlatılan. B. Aysel Hanım sürekli dedikodu yapar, komşusunun yemeği yoksa ona yemek götürmez, arkadaşlarına adil davranmaz, sürekli israf yapar. Evet, bu da uygun değil. C. Merve Hanım verdiği sözü tutmaz, yaptığı her iyilik için karşılık bekler. Engelliler için yapılan yollara arabasını park eder. Eğitime önem vermez. Bu da uygun değil. Zaten cevap D kaldı. Cem Bey sokak hayvanlarını besler. Başkasının malına izinsiz dokunmaz. Aldığı bir emanete çok iyi bir şekilde bakar. Kimsenin hakkına göz dikmez. Evet, Cem Bey ahlaklı bir insandır. Ve cevabımız D şıkkı oldu. Bu son sorumuzu sevgili öğrenciler. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, yazılarınızda ve sınavlarınızda sonsuz başarılar diliyorum. Hoşça kalın.